Herkese merhaba. Pragmatic Growth Show'un 4. bölümüne hoş geldiniz. Daha önceki videoların çoğunda bahsetmiş olduğum Fırat Aytaş bu sefer konuğum. Merhaba. Uzun iknalar sonucunda kendisini Berlin'den buraya getirdik. Bugün biraz doğaçlama bir konuşma yapacağız. Pazarlama koltuğunda ben oturuyorum ve finans koltuğunda Fırat oturuyor. Evet. Büyük bir düşmanlık var bu iki departman arasında biliyorsunuz. Öncelikle Fırat'ın geçmişinden biraz kariyerinden bahsedeceğiz. Çünkü enteresan hikayeleri var. Ondan sonrasında da finansla pazarlama nasıl çalışabilir? Özellikle bir finansçının ağzından pazarlama profesyonellerine öneriler gelecektir. Diğer taraftan da özellikle girişimler ve kurucular için sürdürülebilir büyüme nasıl sağlanabilir? Ve finansla bu konuda nasıl çalışılır? Bunlardan bahsedeceğiz. Fırat hoş geldin. Hoş bulduk Serkan. Teşekkürler. Berlin'den buraya kadar geldim bizi kırmadan. Sırf bu program için. Eyvallah. Çok sağ ol. Öncelikle dediğine bir karşı çıkacağım. Yani biz düşman departmanlar değiliz. Pazarlama departmanı. Yani Telegram konuşmalarını keşke burada yansıtabilseydim. Ya onu abiler yani. Yaşatırız da. Ya şöyle söylemek istiyorum. Ben aslında size pazarlama departmanı demek de istemiyorum artık. Cost departmanı diyorsun. Öyleydi ama artık dünya çok değişti, çok farklı bir noktaya gidiyor. Seni bak, çok ciddi bir şekilde geliyorum yani. Evet. Siz bence artık growth departmanısınız. Büyümeden sorumlusunuz. Çünkü öyle bir dünyadayız ki şu anda zaten izleyicilerimizin çoğu benden çok daha iyi biliyorlar. Büyümeyen şirketler gerçekten ölmeye mahkum. Şu anda o noktadayız. Şu anda açık söyleyeyim gözlerim yaşardı. İlk defa Fırat şu an kamera karşısına geçince fikirleri değişti. Burada ayrı bir ambiyans oldu herhalde. Herhalde. Heyecanla ben de dinliyorum. Sizler gibi ben de şu an heyecanla dinliyorum. Yani şöyle elbette siz masraf çıkaran bir departmansınız ama çıkarttığınız masrafın sonuçlarını ölçülebilir şekilde sunabildiğiniz müddetçe çok faydalı bir departman. En az satış kadar bence önemli bir departmansınız. Hatta zaman zaman bence satışın da önüne geçtiğiniz durumlar var. Bunu konuşacağız zaten. Bunu konuşalım. Ben kimim? Ben 33 yaşındayım. Aslında ben mühendisim. Ben finansla başlamadım olaya. Ben mekatronik mühendisiyim. Ne yaptım ardından? Dedim ki mühendislikle bu iş olmaz. Çünkü ya kendini kapatacaksın, bir laba bir şeyler apply edeceksin ve bir şey bulacaksın, bir şey geliştireceksin. Ben çocukluğumdan beri böyle bir insan değildim. Ben sosyal bir insanım. O yüzden dedim ki bu işler nerede dönüyor, en fazla değer nerede katabilirim, matematiği nerede en fazla kullanabilirim, neyi nasıl modellerim. Tabii finansal modelleme çıktı benim karşıma. Sen de Excel mühendisi oldun. Yani. Aynen öyle, Excel mühendisi oldum ama tabii Excel mühendisi... Neyse bunu ileride konuşalım, çok güzel. Bak yapma böyle. Bir MBA yaptım finans üzerine, onun ardından da... Çalışma hayatına başladım. FP&A departmanında başladım. Financial Planning and Analysis departmanında başladım. Yani finansal raporlamayla başladım. Ardından da çeşitli şirketlerde çalıştım. Danışmanlık yaptım. Bir şekilde de yolum yurt dışına düştü. Şu anda... Özellikle burada şu yurt dışı kısmına geçmeden önce şeyi sormak istiyorum. Yani yakinen tanıyorum seni ve çok heyecan verici bir... Nasıl söyleyeyim sana? Bir öykü var yani orada. Evet. Bir hikaye var. 28 yaşında Almanya'da bir fabrikanın satın alınmasında sıfırdan due diligence'ı yapılması ve oraya bir yönetici olarak gitmen gibi bir serüven var. İnanılmaz bir hikaye orası. Yani, istersen onu biraz aç. Nasıl oldu? Fabrika nereden çıktı? Sen neredeydin? Ya, süreci nasıl yönettin? Bazı şeyler kısmet. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Çünkü yani bu ben Fırat olduğum için olmadı. Bildiğin önüme düştü bazı şeyler. Evet. Ben bu bahsettiğin şey 28 yaşında gerçekleşmeden evvel ben yurt dışında yaptım master'ımı vesaire. Ben hayatımın her döneminde yurt dışında çalışacağım nottosuyla hareket ettim ama yurt dışı master'ından sonra İtalya'da yaptım. İtalya'da bir kriz oluştu. Ve dedim ki yani benim burada aldığım teklifler, çalışacağım şey, ben Türkiye'ye döneceğim, vatanıma döneceğim dedim. Döndüm. Evet. Ben yurt dışı defterini o kadar kapatmıştım ki askerliğimi bile yaptım. Hı hı. Ve ardından hayat bir şekilde beni o dönem çalıştığım şirkette ben iş geliştirme direktörü olarak çalışmaya başlamıştım. Ve o şirket bir yatırım yapmak istiyordu. Bir yenilenebilir enerji üretim fabrikasına yatırım yapmak istiyordu. Ve bir tanıdıkları vasıtasıyla Almanya'da bir şirketin insolvent yani iflas durumunda olduğu haberi geldi. Ve kendilerine alıcı baktıkları haberi geldi. Gittik. Tabii olayın iki tarafı var. Bir teknik due diligence var. Bir de tabii due diligence var. Bir de financial and legal due diligence var.
Şimdi finansal ve yasal tarafını ben organize ettim. İşte dışarıdan danışman firmayı getirdim. Başlarında durdum. İşte dokümanlarına baktık. Borcu harcı var mıdır vesaire. Teknik tarafını mesela iki tane çok yakın arkadaşım yaptı o dönemlerde. Belki tanıyanlar da vardır. Ceyhun Derinboğaz ve Melih Ballıkay. Onlar da zaten Türkiye Startup dünyasının içinde arkadaşlar. Teknik taraftan okey geldi. Legal, financial taraftan ben okey verdim. Pazarlıklar yapıldı. Acayip bir yani hiçbir borcu harcı olmayan bir firmayı, 100 milyon euro para harcanmış bir fabrikayı, tek şart şuydu. İçindeki 12 çalışanı 2 yıl boyunca işten çıkarmamak şartıyla çok ucuz aldık. Hatta yani söyleyeyim burada isim de vermedim. 4 milyon euro civarında bir paraya satın aldık. Ben gitmeyecektim Serkan. Benim böyle bir hedefim, planım yoktu dediğim gibi. Ben Türkiye'de memnundum hayatımdan. Okeydim yani, mevkimden de memnundum. Yaşamımdan da memnundum. Bir arkadaşıma çok ısrar ettim. Çünkü bu iş için biçilmiş kaftandı. Bildiğim kadarıyla Ford Fiesta'yla Gebze'ye gidip geliyordun değil mi? Ama memnun oldun evet, hayatım. Herkes şöyle, bence yetinmesini bilmesi gerekiyor. Ben alçak gönüllü bir insanım. Yani ben öyle çok süper şeyler istemiyorum hayatta. Ben evet Gebze'ye gidip gelmekten, İstanbul'da yaşamaktan çok mutluyum. Ben İstanbul'a aşık bir insanım. Ama dediğim gibi arkadaşıma çok ısrar ettim ve yani neler yaptık, akşam eşiyle yemek yediği yerlere gidip masalarında böyle ikna etme çabalarımı yapmadık ama eşini ikna edemedik. Eşi Leipzig'te yaşamak istemedim. İhale nasıl sana kaldı? İşte bu durumda bir anda alınacak yani, bir şeyler yapılması gerekiyor. Ve olana kadar bu işin financial'ını ve legal'ını en iyi bilen kişi kim? Sensin. Sen yapmışsın due diligence'ı. Bir anda, yaş 28 bu arada. Yaş 28. Bir anda ibre bana döndü. Yani yönetim kurulu dediği Fırat sen gideceksin. Başında sen duracaksın. Lan okey peki tamam gidelim yapalım. Bir anda kendimi Leipzig'de buldum açıkçası. O firma bana çok şey öğretti. Ne öğretti? Bir kere sıfırdan arka tarafta bir üretim hattı ayağa kaldırılmaya çalışılıyor. Zaten euro yatırım yapıldığı için TL kazanılıyor Türkiye'de. Aynen. Çok acayip de bir stretch durumu var. Kendini böyle zorlayarak yapıyor yatırımı holding. Aynı zamanda bir yandan da bir an evvel bir şeyler üretip satışa geçmek, kendimizi profitable bir hale getirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda işin arkada pazarlama şeyi dönüyor. Yeniden bir rebranding var sonuçta. İflas etmiş bir firmayı satın aldın yani. Sen orada rebranding yapmak zorundasın. Çok zor bir süreç. Burada bir parantez açabilir miyiz? Şimdi çok fazla işte özellikle SaaS business'larda işte go to market stratejiler konuşuluyor. Tabii. İşte product led growth'lar vesaire konuşuluyor. Hı. Şimdi product deyince aslında yapılan şey dijital bir şey. Şimdi product led growth diyebilecek miyiz bilmiyorum ama product'ın babasını siz yapıyorsunuz. Fiziki Doğru. bir ürün var çünkü. Doğru. Çok detaylı olmasa da nasıl bir go to market yaptınız orada? Çünkü bir enkaz devralmışsın orada. Tekrardan yani şöyle, sıfırdan da başlamıyorsun, eksiden başlıyorsun. Ayağa kaldırmaya çalışacaksın. Yani ben bu işin uzmanı değilim. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Fakat şununla geleyim size. Ben software as a service ile physical product arasında öyle çok büyük farklar görmüyorum. Yani ben işe General Motors'ta başladım. Araba satıyorduk. Şu an bir tohum firmasında çalışıyorum. Yani hibrit tohum, yani böyle Monsanto Bayer'in en büyük rakiplerinden birinde, KVS'de çalışıyorum. Bu bir commodity diyebileceğimiz bir ürün. Solar panel de bunun arasında bir yerde. Ama şimdi sen software as a service, bir ürün yaratıyorsun ve o ürünün birilerinin bir problemini çözmesi gerekiyor. Başka türlü yani, bir tabii nice to have ürünler var. Evet. Ama bir de gerçekten problemi çözen, insanların pain pointlerini identify eden ürünler var. Biz go to market'i şu şekilde yaptık solar panel işinde. Elektrik pahalı. Gerçekten Avrupa'da özellikle çok pahalı. Çatı üstleri boş ve özellikle endüstriyel çatı üstleri boş. Endüstriyel çatı üstlerine neden solar field yapmıyorlar? Çünkü endüstriyel çatıları deliyorlar. Deldiği zaman akıtma yapar, su akıtır. Altında milyonlarca dolarlık machinery var. Onlara sigorta yaptırmanın maliyeti artar. Kısaca riske atıyorsun kendini ve hiçbir fabrika sahibi, endüstriyel bina sahibi buna yanaşmıyor. Biz öyle bir ürün tasarlamıştık ki delmeden bu application'ı yapabiliyorduk. Go to market'te böyle yaptık. Ürünün pain, yani müşterinin hangi pain point'ini ortadan kaldırdığına yönelik ama çok gerçekten blanket marketing diyebileceğimiz, işte efendime söyleyeyim, solar magazinlere çıkmalar, gazetelere çıkmalar vesaire. Elinde çantayla fabrika aynen, gezmeler. Aynen gerçekten. Ama bir de böyle satışçılarımız bunu yaptı. Böyle de bir durum var yani. Çünkü insanlar, şunu görüyorum ben, özellikle ilk defa bir şey öğrenmek isteyenler, nerede fancy bir şey varsa onu alıyor, öğreniyor. Aynısını uygulamaya çalışıyor ama defalarca insanlar başarısız oluyor. Tabii ki. Yurt dışında ilk ben de hızlı çeviride başladığımda
bir sürü şey okudum. İşte Aaron Ross'un Predictable Revenue kitabını okudum. Evet. Onun dışında bir dünya blog okudum vesaire. Yurt dışında uygulanmış çok başarılı modeller var. Ama bir iş modeline, iki en önemlisi ülkenin gerçeğine, pazara, müşteri kitlene hepsi uymayabilir. Elbet. Şimdi böyle bir business'ta da herkes çalışabilir yani. Yarın öbür gün belki de fiziki bir ürün satacaklar. Doğru. Ama işte abi landing page yapalım, işte oradan lead generate edelim, content marketing yapalım. Tutmayacak işler var. Şimdi şöyle, bir de nerede olduğuna göre çok değişir. Olduğun ülkenin bölgesine göre bile çok değişir. Şimdi bak, biz bu işi nerede yaptık? Almanya'da yaptık. Almanya dediğin yer hala resmi yazışmaların posta ile döndüğü bir evet, yer. Geçen birisi tweet atmıştı. O da Almanya'da herkes postayla işler yürüyor evet. derken hiç inanmamıştım ama gerçekten öyle. Yani postayla mesela yani şeyi kaçırırsan, deadline'ları kaçırırsan sana bir posta gelir. 14 gün deadline verir. Onu kaçırırsan hiçbir iş yürümez. Yani kısaca Almanya hala çok old school kalmış bir ülkedir. Aynı zamanda bir de Doğu Almanya'daydık biz. Hem old school hem de bir de komünizm efekt. yani çok gerçekten zor bir ortamdı. Güven yaratmaya mecbursunuz. Çünkü adam sizden çatısına 25 yıl çalışacak bir şey satın almaya çalışıyor. Senin bir kere 25 yıl orada olacağından emin olması gerekiyor bunu alması için. Bu her ürün için farklı ama ben software as a service'de bunu farklı görmüyorum. Misal, payment gateway yapıyorsun. Bilmiyorum, bir şey yapıyorsun. Ve gerçekten de switch cost çok yüksek. Onu bir kere implement ettiğin zaman, ERP sistemine implement ettiğin zaman onu değiştirmek hem internal hem external büyük bir maliyeti var sana. E bunu kimden alırsın? Bunu gidip local bir service provider'dan mı alırsın? Yoksa bunu gerçekten gidip Payful'dan satın alırsın. Payful sponsorluğunda evet. çekiyoruz. evet, bölümü yani Payful sponsorluğunda çekiyoruz. Online tahsilat yönetim sistemi. Ben şu anda regional CFO rolündeyim ve bu tarz kararlar veriyorum. Bu tarz kararları verirken şuna dikkat ediyorum. Ben 5 yıl sonra bu şirket 10 yıl sonra da benim muhatabım olmaya devam edecek. Benim için bu çok önemli bir şey. Şimdi laftan lafa konudan konuya atlıyoruz ama evet. go to market'ta da ben her zaman bir numaraya güvenin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Ürün önemli. Ürün çok harika da olabilir. Ürün çok shit olmadığı müddetçe ürün bir şekilde iş görür. Ama pazarlama burada devreye giriyor. Bir kere bu ürünün etrafına bir güven ağı sarman gerekiyor. O güveni de aslında saracak olan başlangıç aşamasındaki şirketler için şimdi neticede brand building dediğimiz markanın inşası hem para hem zaman gerektiren bir iş. Hani hadi ince olacak bir şey değil. Bir dünya işte işbirlikleri yapmanız Peki. lazım. Bir sürü dinamiği oynatmanız lazım. Ama birinci günden itibaren markadaki güveni sağlayacak kişi aslında o kurucu takım. İnsanların güven vermesi lazım. Doğru. Bu işe gerçekten öncelikle karşı tarafı ne kadar inandığını karşı tarafa ikna etmesi gerekiyor. Tabii ki. Ama benim gördüğüm şöyle bir sıkıntı var. Belki ülkemizde genelde bunu görüyorum. Kurucular kendilerini çok ön plana çıkartmıyorlar. Bu yapılabilecek en büyük hata bence. Ben tabii tekrar ediyorum, bu konularda çok tecrübeli abilerimiz, ablalarımız var. Ben o noktalarda kesinlikle değilim ama kurucu dediğin şey çok operasyonun içinde bence olmamalı. Evet. Çok finansın da bence içinde olmamalı. Senin gibi insanları bulmalılar. Kurucu dediğin, estağfurullah. Kurucu dediğin şey strateji ve PR'dır benim gözümde. Kurucu dediğin şey bir social butterfly olmalı. Oradan oraya zıplamalı ve ürünü, şirketi ve kendini tanıtmalı. Bunu çok iyi yapan örnekler var. Koray Gültekin Bahar. Mesela. yani ya direkt çok iyi akıllara, akıllara tek yani. Gelen isim. Bir de şöyle söyleyeyim. Bunu yapan bence Türkiye'de en iyi isimlerden bir diğeri de Barbaros Özbuğut'u. Easy konuşuyorsun. Çok güzel gidiyor yani kendisi. Yani PR ve stratejidir abi. Kurucu ve bence sürekli de ön planda olması gerekiyor. Yani sen kurucu olarak operasyondaki alan seversen iki günlük bir işle kafanı yorup oraya kendini gömeceğine dışarı çıkıp iki gün şirketinin PR'ını yapsan çok daha fazla değer katarsın. Çünkü evet benim sana güvenmem lazım senin ürününü almak için. Bakın bu en önemli şey, güvenmediğim hiç kimseden ben ürün satın almıyorum. Yani bu ürününden ürüne elbette değişir şeyi ama genelde miyim? Böyle. Şeyi sorabilir miyim? Şimdi Foriba konu birazdan tekrardan Almanya'daki fabrikaya getireceğim ama Foriba'nın müşterisi yaptık seni. Yaptım, sonra doğru. Sovos geldi. Peki sen şimdi ne Sovos'u biliyordun ne Foriba'yı biliyordun. Orada aynen kime öyle. Güvendin? Ya Serkan'cığım öncelikle sana güvendim. ya şimdi şaka bir yana. Ben bu firmadan ayrıldıktan sonra KVS işte bu tohum şirketine geçince bu arkadaşlar 1.1 milyar euro revenüsü olan halka açık bir şirket. Yani ben bunun için bir satın alma yaptığım zaman kendim yapamıyorum elbette. Benim arkamda bir satın alma ekibi var. Belli bir ihaleye çıkıyoruz. Sovos Foriba süreci de bu şekilde gerçekleşti. Neye güvendim? Açıkçası bir baktım. Referanslarına bir baktım. Gerçekten Türkiye'de Sovos Foriba kimlerle çalışıyor abi?
Shell'le çalışıyor, BP'le çalışıyor, Apple'la, Apple Türkiye'yle çalışıyor ve bunlar da globalde de yol alınmış belli başlı ülkelerde. Dedim ki bunlar benim başımı ağrıtmaz. İki, şöyle bir garanti aldım içeriden. %99.9 uptime garantisi aldım. Yani ben bir fatura alırken ya da gönderirken oturup da downtime'la uğraşmak istemedim. Tamam, orada burada hızlıca bir soru geliyor o zaman. Bir sürü yeni işe başlayan girişim var ve tabii, enterprise yazılım yapıyorlar. Bunlar, sen şimdi Foriba için geldin, şunu söyledin. İşte referanslarına baktım. Tabii. Yeni işe başlayanlar ne yapacak? Yeni Seni nasıl ikna edebilir? Bir finans departmanını yeni işe başlayan, enterprise'a yazılım yapan ve gelip de dedi ki sana, abi yıllık ücretimiz bizim 30 bin euro, 40 bin euro. Tek şansı var. Şu yani yarıştığı firmalar da böyle büyük firmalarsa. Evet, tabii ki de. Bu tarz yeni işe başlamış bir firmanın tek şansı gidip karar vericiyle yüz yüze oturup ürününü anlatarak ve diğerlerinden neden üstün olduğunu iyice açıklayarak, gözünün içine bakarak ikna etmek. E-mail işe yaramaz. Yok, yaramaz. Yani bana her gün 10 tane e-mail geliyor. Zoom'dan ikna edebilir mi peki seni? Şimdi tabii günümüz şartlarında edebilir. Çünkü Zoom'da açar, ardından da screen share yapar, bana ürünün bütün güzel özelliklerini anlatır ve ben derim ki abi hakikaten çocuklar yapmış derim, öbüründe bu özellikler yok derim, hatta dönerim öbür tarafa, feedback de veririm, bak sende bu özellikler yok, o yüzden ben buraya gidiyorum derim ve giderim. Ama tekrar diyorum, bir, o çocuğa güvenmem lazım, iki, ürününe güvenmem lazım, üç, göz göze bakmamız lazım. Yani o cold email'le olacak iş çok değil yani bence. Okey. Tekrardan Solaryon tarafına dönmek istiyorum. Şimdi orada neticede bir çalışmanız oldu. O defteri kapatmak istiyorum hızlıca. Tabii. Ondan sonrasında da işler çok da yolunda gitmedi ve şirketin bir satış süreci oldu orada. Tabii. Bir orayı özetleyebilir misin? Yani şöyle bir duruma geldi olay. Üretim hattı, tabii ki bir üretim hattını ayağa kaldırmak beklediğimizden uzun sürdü. Üretim hattı ayağa kalktı, üretim başladı. Sales order aldık. Amma ve lakin arkada yanıyor şey var, pist bitti yani. O sonuçta sen de bir startupsın, Almanya'da yatırım yapmışsın, pist bitti, yanıyoruz. İki, Türkiye'de kriz baş gösterdi. Bizim Türkiye'deki yatırımcı holdingimiz bir inşaat holdingiydi ve Türkiye'de kriz ilk başta hangi şirketlerin vurdu? İnşaat şirketlerinin vurdu arkadaşlar. Sebebi de faizlerdir. Faizler yükseldiği anda inşaat şirketlerinin faiz masrafları arttığı anda her şeyden kısarlar. Biz de bunu yaşadık açıkçası. Evet. Ve bize şöyle bir şey geldi. Bu şirketi satacağız. Birilerine satılacak bu şirket. Vallahi çok uzun da sürmedi. Satıldı yani. Satış süreci nasıl oldu? Müşteriyi nasıl buldunuz mesela? O biraz şey oldu. İşte personal relationship vasıtasıyla oldu. Anladım. İlgilenir misiniz? Kâr ettiniz mi peki oradan? Güzel kâr edildi. Ciddi yani kâr aslında edildi. İşi çok da ayağa net kaldıramadınız ama. Kaldıramadık ama. Yatırımdan zarar. Yatırımdan zarar. Alırken kâr etmiştik. Anladım. Öyle diyelim yani. Biz satın alırken o kadar çok kâr etmiştik ki aslında satarken çok normal fiyatına sattığımızı düşünüyorum ve gayet kâr. Yani o 3 yıl boyunca harcadığımız paranın da üzerinde bir para geri alındı. Aha. Yani bir return var yani o investment'ta. Bir satışta şeyi merak ediyorum. Yani geldi bir kişisel ilişkiler ortaya kondu. Okey tamam da pazarlık nasıl yapılıyor mesela? Ne diyorsun abi? Wow, şöyle. Biz ilk pazarlığı bir Almanla yaptık. Ya içeriği merak ediyorum mesela. Oturdum masaya. Selamün aleyküm dedin abi. Tamam. Şöyle ondan bir şey, sonra. Şöyle bir şey yaşandı mesela. İlk Almanla yaptığımız pazarlıkta şu yaşandı. Tabii yönetim kurulundan yönetim kurulu başkanı var. Bir de işin founderlarından biri var yanımızda. Biz de oturuyoruz hep birlikte. Bir noktada pazarlık gerçekten 250 bin euro üzerinden tıkandı. Ve gerçekten işin founderı şu hareketi yaptı. Kapattı makine. Bize müsaade, biz kalkalım, uçağımızı kaçırmayalım dedi. Ve biz hiçbirimiz onu bozmadan aynı anda tık diye asker gibi ayağa kalktık. Ve karşı taraf bizi zorla durdurdu ve o 250 bini de indirdi. Ha, blöfe yemediniz pazarlık, yani. Tabii pazarlık bir noktadan sonra gerçekten bir Turkish pazar pazarlığına dönüyor. Dünyanın her yerinde, karşındaki Alman da olsa. Bu bir. Ha, ama diyorsan ki o ilk değerleme nasıl yapılıyor vesaire bilmem ne. Bunlar tabii ki finansal planlamalarla yapılıyor yani. İçerideki bir asset değeri var. O asset'in kullanıma yeniden geçirebilmesi için senin cebinden harcaman gereken bir para var. İçerideki insanların masrafları var, maaşları var. Mesela bu tesis çok ciddi kimyasal yükü olan bir tesisti. O kimyasalları sürekli treated halde tutman gerekiyor. Doğaya salamazsın, onun bir masrafı var. Her şey hesaplanıyor, ortaya bir fiyat çıkıyor. Ha, satarken nasıldı? Satarken de aşağı yukarı böyleydi Serkan. Bildiğin Kayseri pazarlığı yapıyorsun bir yani. Bir noktada oraya sen bunu istiyorum diyorsun. O sana daha düşüğünü veriyor. Bir ortada buluşuyorsun. Aynen öyle, bir noktada oraya gidiyor. Ve gerçekten sinirleri daha böyle keskin olan, sağlam olan kazanıyor. Ve ben bunu ya açıkçası biraz Türkiye'deki özellikle startup ortamını da gördük. Ben Almanya'dakini de gördüm. Bu iş gerçekten bu şekilde arkadaşlar. Sinirleriniz keskin olacak. Size approach eden
buradan lütfen alınmasınlar. Angel investor'lar, VC'ler öyle çok sizin iyiliğinizi isteyerek approach etmiyorlar. Herkes önce kendi cebini düşünüyor tabii ki. Tabii ki de. Ve ben gerçekten bir kendi bir girişim sürecim de var Almanya'da. Ben Almanya'daki ve özellikle Hollanda'daki VC'lerden bir noktada tiksinmiştim. Yani çünkü gerçekten Kayseri'den daha fazla Kayseri pazarlığı yapıyorlar. Buna hazırlıklı olmadan bu işlere girmeyin. Sinirleriniz çelik gibi olacak. Ve ben hep şunu öneriyorum. Kendim de hani çok erken aşamada yatırım aldığımı düşünüyorum. Büyümeyi modellemeden yatırım aldım. O yüzden ondan sonrasında çok cereme çektim açıkçası. Doğru. Daha geçen gün 3-4 kişiyle konuştuğumda aynı şeyi önermiştim. Yani gerçekten büyümeye hazır değilseniz, büyümeyi modellemediyseniz yatırımcı başınıza ancak bela olur bence. Tabii ki. Çünkü bir dünya onun raporlaması var, tabii aylık ki. Sorusu var, bilmem ne var. Ya yani büyümeye odaklanana kadar ben şunu iyi hatırlıyorum. 2015 yılında 15 bin liranın aylık kırılımlarını hesaplamaya çalışıyordum. Saçmalık. Saçmalık yani. Başka saçmalık. Bir şey değil. Yani value added değil. Yani ben hatta bir adım ötüreyi götüreyim mi senin dediğin şeyi? Evet. Abi break even'a gelene kadar yatırımcı almayın içeri. Ya her işte bu tutmayabilir. Çok dipteki işler vesaire var. Ben biraz böyle iddialı aynen, konuşmayı aynen. severim. Ya şunu diyeyim. Yatırımcı lirası mı, bir müşteri lirası mı? Bu çok klasiktir. Bu kesinlikle şu var. Müşteri lirası tabii ki. Yine yani. Geçen şunu yaptığım hatalardan bir tanesi bu. İşte 2014'te işi ayağa kaldırdık. Bize öğretilen pattern ya da o zaman dışarıdan gördüğümüz pattern. İşte önce yatırım almalısın. Neden? Girişimi çünkü onaylayacak olan. Yatırım almak. Aynen öyle. O deli gibi müşterinin peşinde koşmak lazım yani. Başka hiçbir aynen şey öyle. Değil. Sen yatırımcı peşinde koştun değil mi? Ha, kesinlikle öyle. Bir yıl yatırımcı peşinde koştuk. Bak şey, Mixpanel'ın kurucusu, eski CEO'su Suhail. Twitter'dan araştırın. Suhail Gupta mıydı? Neydi? Soyadını hatırlamıyorum. Suhail yazıyor direkt. Yani adamın tweetleri gerçekten inanılmaz evet. ötesi. Ders gibi. Ve hep şunu söylüyor. Mesela Clubhouse'un kurucularından vesaire de öneride bulunmuş. O kadar müşteri obsesif bir adam ki. Diyor ki yapacağım tek şey müşteriyle vakit geçirmemiş. Okay. Şu an ürün geliştiriyor. Mighty App'i geliştiriyor. Ha, bir tweet atıyor. Altına gelen her tweet'e reply var. Her tweet'e e-mailini koyuyor. Mesela birisi şey işte yazmış oraya. Atıyorum X uygulamada çalışacak mı şöyle olacak mı hemen altına yazıyor. Neden? Buna neden ihtiyacım var? Demin ne dedik Serkan? Yeni bir ürünü nasıl satarsın? Müşteriyle konuşarak, aynen. gözünün içine bakarak, top iletişim customer. Kurarak satarsın. Bu kadar. Müşteriyle konuşun arkadaşlar. Aynen. Bence tek olayı bu zaten olayı. Okey, sonra KVS süreci başladı. Son KVS'de şu anda tohumcusun. Tohumcu deyip geçme aç kalırsın. Enteresan bir şey anlatmak istiyorum. Ben Fırat'ı Eskişehir'deki fabrikalarını da ziyaret ettim. Bakın finansçı olsa da böyle insanların aklına hep şey geliyor. İşte bilgisayar başında Excel mühendisliği yapan vesaire vesaire insan olarak düşünüyorsunuz ama ben şunu gerçekten gördüm. Almanya'dan gelen heyete Fırat fabrikayı tek tek gezdiriyor. Bütün üretim proseslerinin ne olduğunu, nereden geldiğini, hangi kosta geldiğini, hangi fiyatla çıktığını inanılmaz derecede bütün böyle neredeyse ürünlerin cihazların barkod numarasına kadar ezberleyecek kadar gayet iyi biliyordu. Bütün sürece A'dan Z'ye hakim ki burada aslında biraz da konuyu pricing'e doğru da getirebiliriz. Aynen neden öyle. Bu kadar hakimsin? Şimdi sebebi şundan. Şimdi buradan genç bu işe girmek isteyecek, finans tarafına girmek isteyecek arkadaşlara da tavsiyede de bulunayım. Arkadaşlar, finans neyden sorumludur Serkan bir şirkette? Money flow'dan sorumludur, aynen. değil mi? İçeriye para nereden giriyor? Bu para içeriden dışarıya nereden çıkıyor? O black box'ta içeride ne gerçekleşiyor? Şimdi siz eğer İçeride size parayı yakan mekanizmanın ne olduğunu bilmezseniz hiçbir şekilde o şirketin finansallarını yönetemezsiniz. Ve burada en çok para giden şey nedir? Cost of goods sold dediğimiz sizin üretim mekanizmanızdır. Bu software as a service bir şirket için sizin yazılım maliyetiniz, yazılımcı maliyetinizdir. Belki de customer service maliyetinizdir. Ama bir reel sektör üretim şirketi için senin orada o makinaları bileceksin. Hangi makinede ne problem çıktığı zaman sana birisi gelip şunu yatırım yapacağız, şunu geliştireceğiz, şurada bottleneck var dediği zaman sen benimle dalga mı geçiyorsun diye de cevap verebilmen aslında gerek. Olay şuna geliyor. Yani bir tohum şirketinde bütün fabrika cihazlarına geliyoruz da bir yazılım şirketine baktığında bütün IT süreçleri aslında. Bileceksin. Veya pazarlamanın kullandığı bütün yazılımlar. Tabii neticede ki. Üçüncü parti bir sürü yazılım kullanıyoruz biz de. Tabii ki. Yazılım geliştirirken arkadaşlar üçüncü parti yazılım kullanıyor. Artı senin şey tarafında sunucu giderlerin var en basit. Ve bunların ürüne etkisine, pricingini nasıl modelleyeceksin? İnsanlar bence bunu biraz göz ardı ederek fiyatlamaya
geçiyorlar gibime geliyor. Pricing metodları, daha geçen bir firmayla konuştuk. Pricing metodları nedir? Bir competitor pricing vardır. Rakiplerim ne yapıyor? Ben de ona göre fiyat vereyim. Bir cost based pricing vardır. Toplam cost'unu alırsın. Üzerine de dersin ki ben Ethereum %20 yapmak istiyorum. Onu koyarsın. Pricing yaparsın. Bunların mix olduğu bir model vardır. Var, birkaç model var bu şekilde. Peki burada pricing'e şunu sormak istiyorum. Bunlar şimdi baseline'lar. Tabii. Bir de aslında yarattığım brand'ten sonraki bir pricing'i de var. Bugün en basit örneği Apple. Tabii. Yani Apple'ın kostuna baktığımızda neredeyse 3 katı 4 katına satıyor ürünlerini. Tabii ki. İşte onun adı da value pricing diyebiliriz. Süper. Bunu tamam. Değer. Yani. Ben de bu sayede bir şey. Value pricing o da. Şimdi value pricing de ikiye ayrılır. Bir, öyle bir ürün yapıyorsundur ki kostu belki gerçekten şu can of aluminium kadardır. O 5 kuruştur. Resmen ama, ürün yerleştirme yaptım Fırat ya. Coca-Cola. Ama müşterinin öyle bir problemini çözüyorsundur ki milyon dolarlık problemini çözüyorsundur. Alırsın 500 bin doları. Bir böyle bir value added var. Bir de o ürünü kullanmanın sana, müşteriye getirdiği prestijin de bir değeri vardır. Apple'ın yaptığı iş o. Yani ürünleri çok mu iyi? Hayır, bence şu anda baktığın zaman Huawei vesaire Çinli firmalar çok daha iyi. Çok daha kaliteli ürün yapıyorlar ama niye Apple kullanıyoruz? Çünkü Huawei kullandığı zaman ucuzcu Çin malı kullanan adam oluyorsun. Apple kullandığı zaman Apple kullanan adam oluyorsun. Burada bir yaratılan bir değer var. Ben bir finansçı olarak olaya nasıl yaklaşıyorum? Fabrikada bir makine satın alımı yapılacak diye. Evet. Çok güzel, reel bir örnekle gelelim. Bir tabii bu işin Apple'ı var. Makinelerde de var yani. Adam Hollandalı firma. Yapmış makineyi yani. Ve gerçekten de premium fiyattan, iki katı fiyattan satıyor sana. Bir de onun Çinli muadili var. Bir de onun atıyorum Slovenyalı, Slovakyalı muadili var. Orta fiyatlarda bir yerde. Abi gidip Hollandalı'yı alıyorum yani. Hı hı. Nedenini yine o en başta bahsettiğim o şeye geliyor. 20 yıl sonra o firmanın orada olacağını biliyorum. İstediğim her an customer service alabileceğimi biliyorum. Ve bana kalkıp saçma sapan Çinli bir user manual'la falan filan gelmeyeceğini biliyorum. İki, bir de karşımda muhatap bulabileceğimi biliyorum. Bir firma, yeni bir firma bu problemleri çözüp pazara girerse onu da consider ederim. Niye etmeyeyim yani? Bana beni inandırabilirse ederim. Aslında burada biraz da yumurta tavuk ilişkisi giriyor. Çünkü daha yeni başlarken kaynağı az. Kaynak sadece şey olarak söylemiyorum. Nakit olarak söylemiyorum. İnsan kaynağı olarak da az. Yapılması gereken bir sürü iş var. En basiti yine yazılım tarafından gidecek olursak, bir ürünün dokümantasyonunun hazırlanmaması. Evet. Destek sayfasının hazırlanmaması. Giriş tarafında oldukça zorlayıcı şeyler. Kabul edilebilir değil ama bunları hazırlamadan müşteriye gidebilir misin? Sen söyle bana. Ya şöyle bir şey var. Neticede müşterinin de segmentleri var. Çok iyi müşteriye gidemezsin. Ama işte early adapter dediğimiz o erken aşama senin ürününü alabilecek olan insanlar, bunları belki göz ardı edebilirler. Körler sağırlar olur yani. Startuplar startuplara satıyor gibi bir şey dedin şu anda. Evet, güzel. Hedefin o mu yani? Hedefin o değil. Bir de zaten bundan da bahsetmek istiyorum. Yani şu anda bakıyorum ben startup dünyasına. Startupların iki tane hedefi var. Bir hızlıca 100 tane ne kadarlık ya da ne kalitede olduğu önemli olmayan user alayım. Evet. İki 100 user'ım var diye yatırımcıya gidip para alayım. Bu mu arkadaşlar? Gerçekten hedefiniz bu mu yani? Yapmak istediğiniz şey mi bu? Siz yapmak istediğiniz şeyleri paranız yok diye mi yapamıyorsunuz? Gerçekten böyle mi sizce? Bunu da bir sormak istedim. Tabii siz benden iyi bilirsiniz. Bilmiyorum, ben şu anda startup. Bu konuda yorumlarınızı yazabilirseniz aşağıya doğru. Çok yazın, sevinirim. Hatta değil, bu adam kim, bu bilmez bile değil ya. Aynen. Bilmiyorum hakikaten yani. Fırat, seninle bir Ask Me Anything session'da yapmamız yaparız, gerekiyor. Yaparız, açık yaparız. Canlı yayında. Geçen neydi? Geçen soru neydi? Customer acquisition cost net profit oranı mı sorulmuştu? Öyle revenue şey. Oranı mı sorulmuştu? Öyle, tam hatırlamıyorum soruyu gerçekten. Yaparız. Bakarız. Ben kısa cevap vereyim. 3. 3 mü? Yani gerçekten bir müşteriyi içeriye 1 liraya sokuyorsanız o müşteriden 3 lira net profit lifetime value'da almanız gerekir. Bu kısa cevap. Bunun uzun cevabı da var. Onu veririz bir ara. Okey, şimdi işin bir de scale tarafına gelelim istiyorum. Bayağı zaten konuları konuştuk, detaylandırdık. Şuradan dakikaya bakıyorum. Güzel oldu. Yarım saati geride bıraktık. Tamam. Şimdi şu anda yaklaşık olarak herhalde son 1,5 aydır en son çalıştığım şirketten ayrıldıktan sonra işte şirketlere biraz daha growth partner olarak, danışman demek istemiyorum çünkü ben elimi işin içine çok fazla sokan birisiyim. Evet. Kirletiyorum. Birçok şirket belli bir ölçüye geldikten sonra büyüme tarafında sıkıntılar yaşıyor ve bir neticede aslında günümüzden çok popüler olarak söyleyecek olursak işte Türkiye'deki orta gelir tuzağı, işte gelir yukarı çıkartamıyoruz. Aslında devlet de kendini scale edemiyor, ona orta gelir tuzağı deniyor. İşletmeler de belli bir büyüklüğe geldikten sonra artık tekrardan o multiply bir şekilde scale edip devam edemiyorlar, sıkıntı yaşıyorlar. Şimdi bu noktaya geldiğimizde şirketlerin
insan kaynağı sayısına bakacak olursak 60 ile 200 arasında değişiyor. Tamam. Gelir olarak Türkiye'den bakacak olursak işte 1 ile 10 milyon dolar arasında geliyor. Bunlar nasıl 100 milyona gidecek, nasıl 1 milyara gidecek ve oradaki aslında bir founder'ın yaşadığı challenge'lar ne ve finans gözünden bunu nasıl değerlendirebiliriz? Tabii. Finans burada işin neresine giriyor? Ne kadar ağırlığını koyuyor? Şimdi demin söylediğim şey bu noktada değişiyor. Hani kuantum mekanikse de belli bir scale'in altına indiğinde bütün dünya değişiyor. Fizik aynen. Kuralları apply etmiyor. Senin dediğin bu noktada benim demin söylediğim o paranız yok. O yüzden mi yapamıyorsunuz dünyası değişiyor. Evet. Sen zaten 10 milyon dolar ya da 1-10 milyon dolar arasında bir revenue'ye ulaştıysan, bir şey yaptıysan artık bir kere bankalar gözünde de credible'sın. Büyümen gerekiyor. Bir kere atıyorum software as a service işi yapıyorsan customer service'ini mükemmel bir hale getirmen gerekiyor. Customer experience'i mükemmel bir hale getirmen gerekiyor. Artık senin firmanın burada şunu ekleyebilir miyim? Lütfen. Bakın Fırat Finansçı, finans departmanında kurumsal bir şirkette. Neticede aslında bu videoyu izleyen çoğu insanın müşterisi olabilir. Ve bir müşteri beklentisine baktığınızda aslında yani iyi bir ölçeğe gelmiş şirkette iyi bir hizmet almak için ilk baktığı şeylerden bir tanesi customer service'in ve customer experience'in evet. Mükemmele yakın olması. Buyur lütfen sen devam et. Yani bunlar için de para harcamanız gerekiyor. Bunu fark yani siz bunu founder, o core 10-15 kişilik ekiple zaten sağlayamazsın bir noktadan sonra scale etmek istiyorsan. Bir Cessna uçak belli bir kilometrenin üstüne çıkamaz, uçamaz. Yapısı dayanamaz buna. Bundan bahsediyorum. Founder orada şu dilemmayı yaşıyor. Ben nereye para harcayacağım? Ve o noktada... Orada bet şu oluyor. Satışa harcayayım veya pazarlama harcayayım. Daha fazla müşteri gelsin. Kötü bir bet değil. Çünkü orada A-B testler var vesaire var. Sen benden çok daha iyi biliyorsun. İyi bir growth leader ile Serkan mesela bu işe yarayabilir. Çünkü sen ne yaparsın Serkan? Gelirsin şirkete. Hakikaten CFO ile oturursun. Biz seninle otururuz mesela. Derim ki Serkan nasıl testler yapacaksın? Ne kadar para harcayacaksın? Bana ne sürede ne return edeceksin? Sen de bana bir cevapla gelirsin. Bir plan of approach'la gelirsin. Aynen. Ardından da tek tek denemeye başlarız. Oldu mu oldu. Tick at devam et. Olmadı mı çiz üstünde devam et. Hızlı hızlı testler yapman gerekiyor. Şimdi bu noktada o yüzden bir growth partner'a bunu delege etmek kötü bir bet değil. Ama bence bizim founder'larımızın eksik olduğu konu finansal okur yazarlık. Bir Excel'i ya da bir bütçe programını, bilmiyorum satın alan ya da bir ERP'yi ben bizim founderlarımızın kullanmayı bildiğini düşünmüyorum. Bilenler vardır, onlardan af diliyorum. Bilenlerin de yeterince işin içinde olduğunu da düşünmüyorum. Şimdi geçen bir yayın yaptın. Yayında ben şunu sordum sana. İşte bir pazarlama direktörü ve kurucu ortak CFO'dan gelip fon isterken işte nasıl ikna eder gibi bir soru sordum. Aşağıya bir yorum gelmişti. Sanırım Murat Bey'den gelmişti. Ne demişti? CFO'dan gidip para istenmez. CFO'ya gidilir. Bize para yarat denir denmişti. Türkiye'deki temel problem bu. Yani ben General Motors'ta da çalıştım. Yani kusura bakmayın orada parayla alakalı her şeyi CFO yönetiyordu. Şimdi ben yine bir Alman şirketinde çalışıyorum. Parayla alakalı her şeyi CFO yönetiyor. Elbette business olarak çok kıymetlisiniz. Stratejiyi siz belirliyorsunuz. Şirket sizin şirketiniz. Ama ve lakin bir CFO'yu ikna etmeniz gerekiyor. Çünkü günün sonunda size neyin ne para getireceğini ve içerideki black box'u en iyi bilen kişi o. Bunu şey yapmak için söylemiyorum. Daha fazla yetki verin CFO'larınıza vesaire. Ya da siz öğrenin. Ona gelmeye çalışın. Çok güzel modelleme yapın ve alın yanınıza growth partnerinizi. Oturun o model üzerinden çalışın. Hangi ürün sizin cash cow'unuz? Cash cow dediğimiz şey nedir? Yani artık oturmuş sana para kazandıran bread and butter yani ekmeğini suyunu getiren ürünün hangisi? Hangi üründen iki tane satarsan çok ciddi profitability'in artıyor. Hangi ürün aslına bakarsan zarar ediyor ama satmak zorundasın çünkü diğerlerini supplement ediyor. Tek tek ürünlerinizin analizini yapın. Cost of goods sold analizini yapın, pricing analizini yapın, en son dipte size ne bırakıyor onun analizini yapın ve bu ürünlerin scale planlarını ayrı çıkarın. A ürününüzün scale etmesi için gereken resource'lar ile B ürününüzün scale etmesi için gereken resource'lar aynı olmayabilir ve bunların return'leri çok başka olabilir. O zaman buradan şunu anlıyorum ben, yani bu gerçekten ciddi anlamda scale şirket kendini hazırlamadan önce çok sağlam bir şekilde aslında finansal analiz yapılması gerekiyor. Modellemenin yapılması gerekiyor ki ondan sonra aslında belki de nelerden vazgeçileceğine evet. Ve nelere daha çok böyle tabiri caizse abanılacağına karar verilmesi gerekiyor. Çünkü şu dilemmayı ben de çok görüyorum ve karşılaşıyorum.
yani bir tane ürünü olan çok nadir insan gördüm. Birçok ürünü var. Bir şekilde her yerden para geliyor. Evet. Ama ne yardan vazgeçiyorlar ne serden. Çünkü aşık ürünlerine falan o. O yapmış o. Ben bunu çok iyi anlıyorum. Biz yine Serkan'la bundan ne kadar bir yıl önce sanırım bir şirkete bir böyle bir finansal modelleme çalışması yaptık birlikte. Abi şirket yani zarar. Yani yeni müşteri içeri aldıkça şirket zarar ediyor. Çünkü yani customer acquisition cost'u o kadar yüksek ve bunun o kadar farkında değiller ki. Retention sıfır. Her ürün için değil, belli ürünler için. Ama ve lakin o ürünlerden içeri müşteri almaya devam ettiği sürece zarar edecek. Ve diğer ürünlere herhangi bir supplementary katkısı yok. Ve sen o finansal modellemeyi, matematiksel modellemeyi yapana kadar bundan bir habersin. Ve sen founder olarak bundan bir haber olabilirsin. Ben bunu çok anlayışla karşılıyorum çünkü aşıksın o ürüne. Ve zaten olması gereken bu. Şöyle bir şey var. Geçen seninle yine başka şirkete yaptığımız finansal modellemede şunu sen çok güzel göstermiştin. 3 tane ürün var. Bunlardan bir tanesi on-prem. Ve on-premise'te herkes çok daha iyi biliyordur. Şirketleri yoran bir şey. Doğru. İçeriye çok fazla işte yazılımcı alınması gerekiyor veya işte DevOps alınması gerekiyor. Doğru. Çünkü o sunucuların maintenance'ı gerekiyor. Ama on-premise şeyine, deal'ına baktığımızda fiyat çok yüksek. Tek seferde içeriye çok ciddi para evet. alıyorsun. Ama orada çok güzel bir parametreyi koydun. Bu çok basit gelebilir ama bence göz ardı edilen bir şey. Her satışın maliyeti, özellikle değişken maliyet nedir? Yani değişken, her satış gerçekleştiğinde değişken gider nedir diye sen oraya evet. koyduğunda aslında her on-premise satış yapıldığında şirketin insan kaynağı şişmeye başlıyor. Kesinlikle. Çünkü bu sadece şöyle de değil. Neticede böyle bir finansal model yapıyorsun. İçeri örnek veriyorum 100 tane müşteri aldın ve her 10 müşteride bir tane sen yazılımcı veya DevOps'cu alman gerektiğinde yine yapılabilecek hatalardan biri şu. Abi 100 müşteri aldığında 10 tane yazılımcı iyi de bunun bir de yöneticisi var. Bu insanları bir de alman için İK'cısı Tabii. var. Daha da büyüdüğünde idari işleri var. Ivırı zıvırı var. Bir sürü kostların aslında şişmeye başlıyor. Yani Türkiye'de şöyle şirketleri de çok iyi biliyoruz. Bir tane yazılım ekibi var. 20 tane ürüne bakıyor mesela. Ve 20 ürünün hiçbirinin cost of goods olduğunu tam olarak hesaplayamıyorsun. Evet. Çünkü gerçekten bakkal usulü yapmışlar. Şimdi böyle şirketler gördük biliyoruz yani. Ama evet şu dediğin çok doğru. Variable cost'unuzu çok iyi kontrol etmeniz lazım. Her yeni bir müşteri sana 0.1 yeni software developer, 0.1 yeni lead, 0.1 yeni customer service elemanı gerektirebilir. Bunları hesaplamanız gerekiyor. Ben bu hayatta matematiksel modellenemeyecek hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. O zaman şunu net bir şekilde diyebiliriz yani. Büyüme aslında finansal modellemeden başlıyor. Ya büyümeyi bunu da yine çok sevdiğimiz bir insana da bu şekilde şey yapmıştım. Büyüme bence bir uçağın uçmasına benziyor. Alttan bir drag var. O drag sen kanatların sayesinde seni yukarı kaldırıyor ve hızın düştüğü anda stola giriyorsun ve düşüyorsun. Hızın yükseldiği anda çok fazla büyümüş oluyorsun. Yapısal dinamiğin kaldırmıyor bunu artık. Fiziksel özelliklerin kaldırmıyor ve parçalanıyorsun. Onun bir optimum hızı var. Ve ben o optimum hızın hesaplanabileceğini düşünüyorum her şirket için. Çünkü bir de hinterland'ın var yani hinterland dediğim şey senin insan kaynakları hinterland'ın var mesela. Sen İstanbul'da ha dediğinde 10 tane kaliteli developer bulabiliyor musun? Şu an herkesin en büyük acısı. Şimdi bulamıyor. Hinterland'ın da Berlin'de de bulamıyorsun bu arada. Dünyada aslında böyle dünyada bir problem var. Ama sadece developer. Mesela ben İstanbul'da çok kaliteli customer service var mı? Onu da bilmiyorum. Ben Türkiye'de customer success diye title'ı olan insan varsa da çok nadirdir. Muhtemelen Amerikalı bir şirketin işte Türkiye'de operasyonu vardır ya da buradan sadece Amerika'ya iş yapan şirketler kurmuştur. Evet. Ama o insanlar da yine muhtemelen evrilmiştir. Yani tabii ki. Destek ekibinden customer success bambaşka bir şey. Şimdi çünkü. Yani onu, o hinterland da o air thickness yani havanın kalınlığı onu demeye çalışıyorum. Uçağı kaldırmaya sen istediğin kadar jet motora bas. Yani eğer air thickness yeterli seviyede değilse, senin hinterlandın yoksa, insan kaynakları bulamıyorsan, altyapın yeterli değilse, internet altyapın yeterli değilse bazı işleri yapamazsın. Ve bu senin suçun değil. Bunların hepsinin modellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun yapılabileceğini düşünüyorum. Çok basit de yapılabilir, çok karmaşık da yapılabilir. Bu sadece ne kadar zamanınızın ve kaynağınızın olduğuna göre değişir. Basitini kendiniz yapabilirsiniz. Hatta bununla ilgili bir, benim elimde bir döküman var. Yakın zamanda bir blog yazısı haline getirip paylaşacağım. Evet, bu yazının altına onu da paylaşırız. Ha, ürünlerinizi koyarsınız içine. Çok basit. Bakarsınız. O size bir şeyler söyler yani. Bir iki cümle söyler. Şimdi burada şuna geçmek istiyorum. Şimdi growth vesaire konuşulduğunda maalesef yine insanlarda çok fazla açlık görüyorum. İşte bir hedef konunca
her şeyin işte %10 veya %20, %30 büyümesi vesaire var. Ama konuştuğum insanlar hep şunu söylüyorum abi. %1 bir alanı optimize etmeye başlarsak gün sonunda o %1'lerin hepsini topladığımızda %20, %30 yapar. Şimdi bu büyümedeki hedefi nasıl koymak lazım veya o ekibi oraya nasıl çekmek lazım? En basitini söyleyeyim. %1 hedefe bütün ekibi nasıl ikna etmek lazım? Çünkü basit rakamlar var. First Round'da birlikte o videoyu izlemiştik. Evet. Yani scale'ınız iyiyse haftalık yani her hafta %1 bir şey iyileştirirseniz yıl sonunda zaten büyümeniz korkunç rakamlara geliyor. Kimin sözüydü bu dünya üzerindeki en büyük kuvvet compounding'tir diye? Yani o %1 o yaptığınız her gün o %1 aslında dünya üzerinde sizi ileriye götürecek en büyük kuvvet. Ama Serkan öyle bir soru soruyorsun ki ben buna çok net bir şekilde bilmiyorum diye cevap vereceğim. Çünkü evet %1 her gün dünden %1 daha iyisen inanılmaz bir iş yapıyorsun. Ve bunu ben sana matematikle, sayılarla, rakamlarla gösterebilirim. Ama insanoğlu bu şekilde çalışmıyor. Psikolojimiz bu şekilde çalışmıyor. Yani sen kalkıp executive board'a ya da bir founder'a benim hedefim %1 haftalık ama. Haftalık %1 yapamayacaksın bu arada. Bunun farkındasın değil mi? Yani herhangi bir işte haftalık %1 gerçekten çok sürdürülebilir bir şey de değil. Haftalık %1 dediğin zaman 1.01 üzeri 52 yaptığın zaman kaç ediyor istiyorsan Google'la şu anda yani. Acayip bir senelik growth'a gidiyor. Bu çok bence uçuk da bir hedef. Ama diğer tarafta şu da bana çok uçuk geliyor. İşte %25 büyüyeceğiz, %50 büyüyeceğiz, 2 katına çıkacağız, 3 katına çıkacağız. Okay, şimdi şuna gelmeye çalışıyorum. Abi 100 müşterin vardır, 200 olur, %100 büyümüşsündür. Yani şimdi çok şey yapmak da istemiyorum ama istatistik etek gibidir. Yani çok şey gösterir ama aslında en önemli şeyi göstermez diyelim yani. Bu çok önemli değil benim gözümde büyüme rakamları. Nasıl büyüyorsun? Karlı mı büyüyorsun mesela? KPI'ların neler? Bunlara bakma. Yani evet lifetime value over customer acquisition cost bence senin yüzde kaç büyüdüğünden belki de daha önemli. Bir müşteriden içeriye kaç lira alıyorsun? Peki o zaman burada şöyle bir soru soralım. Yani bazı işler var neticede P&L şeyde EBITDA pozitif. Şimdi aklıma geldi. EBITDA pozitif büyümüyor yıldan yıla baktığında. Tamam. Ne tür işler EBITDA pozitif büyümeli? Ne tür işler para yakabilir tabiri caizse? Mesela ben gördüğüm ki bu benim için de bence bayağı şey. Ben de çok şaşırıyorum buna. Data işleri, data ekümüle ettiğin işler EBITDA pozitif yürümüyor. Hı hı. Genelde EBITDA negatif yürüyor. Bu soruya benim tam bir yanıtım yok Serkan. Çünkü ben, ya sen bunu git herhangi bir finansçıya sor. Bence her iş EBITDA pozitif yürümeli. Hı hı. EBITDA pozitif, bir işi niye yapıyorsun? Kâr etmek için. Kâr etmek için. Ya bu da ticaretin tanımıdır bu yani. Kâr etmediğin bir işi niye sürdüresin? Ya abi, sosyal bir faydası var. Şahsi olarak süper ötesi hani finansal bilmiyorum zaten sen de biliyorsun ama benim gözümde hep şöyle bir şey var. Bir şekilde hani tabii ki de bir finansmanım varsa zararına büyüyebilir. Ama nereye kadar o zararına büyüdüm yani içeri aldığım kullanıcıları günü geldiğinde bir şekilde flip edip convert edebilirsem aynen, bir şeye. Burada zararına büyümeyi kabul edebilirim. Örnek Netflix. Çılgınlar gibi zarar ediyorlar. Sürdürülebilir mi? Bence değil. Şu anda nasıl sürdürüyorlar? Stockholder'lardan sürdürüyorlar. Nereye gider? Gerçekten bilmiyorum. O bir gün o Netflix'te paylaştığınız neyi ne kadar izlediğinizin datası birilerine satılıyor zaten. Şu anda da el altından satılıyor. Bir gün el üstünden satılacak. O şirket bir şekilde bir fayda sağlayacak. Nasıl sağlıyor şirketler faydayı? Mesela Netflix gidiyor bu datayı Cambridge Analytica'ya satıyor. Bu Cambridge Analytica ile Netflix'in ya da Cambridge Analytica ile Facebook'un arasındaki işlemler hiçbir zaman sizin benim bildiğimiz yasal yollarla yapılmıyor. Arkada Seychelles adalarında. O yüzden şimdi herkes şey diyebilir yapıyor. İşte satılmıyor Netflix değil Facebook sattı satılıyor. Ama görmüyoruz satılıyor. Yani. Görmüyoruz arkadaşlar. Hiç kimse EBITDA pozitif olmayan bir işi devam ettirmez. Bu kadar net söyleyeyim. Niye ettirsin? Ancak toplumsal bir fayda varsa ettirir. Genelde de yoktur. Tamam. Konuyu burada tekrar değiştiriyorum. Değiştir. Şimdi uzun yıllardır Almanya'dasın. Biraz o tarafı konuşmak istiyorum. Konuşalım. Neticede buradan yurt dışına açılmak isteyen bir sürü şirket var. Almanya Avrupa'nın ekonomide lokomotifi. Farklı bir sürü şirketler var. Bugün ben sade bir vatandaş olarak kurdum. Doritos yiyen bir işte girişimciyim böyle yiyorum. Kod yazıyorum Doritos yiyorum. Çıktım ve diyorum ki abi ben Türkiye'de kimseye satamıyorum. Beni anlamıyorlar. Ben Almanya'ya satış yapmak istiyorum. Nasıl gidebilirim? Veya oradaki profiller nasıl? Ne çalışıyor? İnsanların yaklaşımları neler genel olarak? Almanlar neye dikkat eder en basit? Mesela Türkler
senin söylediğin gibi birebir iletişime çok önem veriyorlar. Gerekirse hep yüz yüze toplantı yapmak istiyorlar. Ama atıyorum tamamen Almanya'da e-mail kanalı çalışır mı? Veya sosyal medya kullanıyorlar mı? Telefonla nasıl? Facebook kullanıyorlar. Mesela öyle Instagram Türkiye'de kadar çalışmaz Almanya'da. Çok kullanmıyorlar. Twitter kullanan neredeyse görmedim diyebilirim. LinkedIn yeni başladılar. Orada Zing biraz daha fazla kullanılıyor sanki. Zing kullanıyorlar ama yani. O da online CV gibi. Almanya'da bir ürün satacaksan native Alman olacaksın Serkan. İngilizce çok iyi ama yetmiyor mu? Müthiş İngilizceleri ama sen İngilizce konuşan bir ortada olursun. Bunu unutma. Gerçekten arkadaşlar Almanya ırkçı bir yer. Bunu yani let's face it bunu koyalım yani. Umarım YouTube videomuz banlamaz. Ya bunu söylemek zorundayım. Irkçı bir yer yani. Başıma gelenleri anlattığım ayrı bir video çekelim. Geçen şöyle bir şey görmüştüm. Hemen buna bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi işte Avrupa'daki hangi zonların hangi ülkeden yönetilebileceği işte vardı. Evet. İşte genelini UK'den yönetebiliyorsun. Ama özellikle nasıl okunuyor? D-A-C-H Dutch diye mi okunuyor? Dah bölgesi. Dah bölgesi için. Avusturya, Switzerland. Switzerland aynen. Dah bölgesi için tamamen işte ayrı Almanca bilen bir ekip olması lazım. Çünkü kesinlikle. LinkedIn'de ben de özellikle işte böyle bazı ilanlara bakıyordum yurt dışına gidebilir miyim dediğimde marketing manager parantez içinde dah yazıyor. İşte product marketing manager parantez içinde dah yazıyor. Ve native olacaksın. Çünkü native'in derdinden ancak native anlar gibi bir durumları var. Mesela bana bir Danimarkalı bir software as a service şirketi garip bir şekilde LinkedIn'den ulaşıp Almanya'da country manager olur musun gibi bir teklifle geldiler. Evet. İyi de şirket yani baktım ettim halka açık falan yani de. Ya yok açık söyleyeyim arkadaşlar burada mazur görün yemedi. Yani Almanya'da country manager olmak için gerçekten native Almanca bileceksiniz. Bence sarışın olacaksınız. Peki seni bu profille nasıl çok acayip yani. Orta Doğu'ya baktığın için abi, ama yoksa Avrupa Akdeniz'e bakıyorum. Akdeniz, yani İspanya var, bütün İtalya var. Yani ben Kanarya Adaları'ndan Irak'a kadar ben bakıyorum. Hadi Irak tarafı okey de. Şimdi Kanarya Adaları tarafı. Hayır bu elbette liyakat dediğimiz olay var. Liyakatlıysan, ürünün iyiyse oraya yerleşirsen. Ama ben senin ekibi de gördüm. Çoğu sarışın yeşil gözlü yani. Tabii. Hollandalı falan tabii, var tabii, içinde. Tabii. Aynen öyle. Arkadaşlar Fırat'ın ekibindeki tek Orta Doğulu Fırat. Değil hani, Lübnanlı arkadaşımız o. Ama Lübnanlı artık şey olmuş ya o. Almancı olmuş yani. Aynen. Ya şuna geleyim. Almanya ırkçı bir yer. Almanya'ya entrance yapmak için bence Avrupa'da doğru yer değil. Bence eğer bir ürünüz, startup'ınız varsa doğru giriş noktası Avrupa'da Hollanda. Yani müthiş açık bir yer. Hollanda'nın bir kere Türklere bu konuda yüzlerce YouTube videosu var. İzlersiniz. Google'da da search yapın. Türklere ayrıcalığı var. Bir kere Fast Track programı var Türkler için. Enteresan yani. Herkes şu an İngiltere ile Ankara anlaşmasıyla gidiyor. Hollanda'yı sen bana söyleyene kadar ben bilmiyordum. Fast Track var. Bir ay içinde bütün işlemleriniz hallediliyor. Bütün işlemlerinizi online uzaktan yapabiliyorsunuz. Ve hepsi İngilizce. Geçen ben de İngilizce. Gördüm. Ve arkadaşlar Hollandalı insanlarla bence bizim kimyamız tutuyor. Neden tutuyor? Çok pragmatikler. Ticaret insanı, denizci ve ticari insan. Tabii canım yani onlar biz de ondan, biz de öyleyiz yani. O yüzden tutuyor. Almanla tutmuyor abi. Bir Almanın bir şeye karar vermesi gerçekten bir sene arkadaşlar. Bir dünya insanın Berlin sevdası var. Berlin harika bir şehir. Ama dışarıdan yani davulun sesi uzaktan hoş gelir. Orada yaşamanın da çok büyük zorlukları var. Ama ben Türk insanının Berlin'e çok rahat uyum sağlayacağını düşünüyorum. İngiltere için ne düşünüyorsun peki? Ya ben bir 6 ay kadar Londra'da yaşadım. Çok güzel bir yer. Yok şey anlamında oraya da ben Türkiye'den ürün satacağım abi İngiltere'de. Satarsın. Oranın dinamikleri başka. Oranın dinamikleri mesela senin ürününün çok iyi olması gerekiyor. O ürünün adamın problemini çok ciddi çözmesi gerekiyor. Başka kimsenin fiyat fayda biraz İngiltere. Ama dediğim gibi bu konuların uzmanı ben değilim. Ben sadece kişisel tecrübelerimle size bir şey söyleyebilirim. İtalya'da da çok yaşadın. İtalya için ne düşünüyorsun? İtalya başka bir dünya ya. Bir kere İtalyanların parası yok şu anda. Yani bu çok net gerçekten. Ciddi bir şey içindeler, kriz içindeler. Yeni iş yaratılamıyor. Genç işsizlik bence %45-%50'lerde. İnsanlar hala aileleriyle yaşıyor. Ben İtalya'yı kimseye tavsiye etmiyorum açıkçası. Doğru bir yer değil yani. Tatile gitmek için harika bir yer. Ama çalışmak ve yaşamak için doğru bir yer olduğunu O zaman şöyle Amerika değil de özellikle yurt dışına açılmak isteyen şirketler Avrupa için konuşacak Hollanda. Olursak Hollanda ve Nordic countries Nordic diyebiliriz. Countries. Aynen öyle. Ya tek geçerim Hollanda'yı. Ve Hollanda'ya gittiğiniz zaman eğer ürününüz iyi ve sizin takımınız iyi ve ortada hakikaten değer kattığınız bir şey varsa zaten VC'ler sizin üzerinize atlayacaklar arkadaşlar. Çünkü fikir arıyorlar. Gerçekten yok. Avrupa'da öyle girişimcilik
bence bir Türk insanı daha girişimci. Ve biz bunu başarabiliriz. Ve biz bunu yurt dışına da satabiliriz. Biz çok doğru yönetilseydik belki de son 15 senede Türkiye'yi çok başka bir yer haline getirebilirdik. Kesersin. Ama yani ya bir hakikaten bir silikon varisi burada yaratabilirdik. Yaratamadık. Bizim şeyimiz var. İnsan kaynağımız var. Gençlerimiz var. Ama olmadı. Hollanda'yı tavsiye ederim arkadaşlar. Süper. Kaç dakika olduk? Bayağı şu anda 49 dakikadayız. Yormayalım daha. Bence vallahi yeter ya. Bir ikinci bölüm yaparız. İkinci bölüm yaparız. O zaman yavaştan kapatalım. Fırat ağzına yavaştan sağlık. Yavaştan kapatalım. Teşekkürler. Yani böyle çok şey olmadı. Çok yok, böyle sohbet havasında oldu. Bence güzel oldu. Genelde benim videolarım böyle sohbet havasında. İlk defa böyle bir şeysiz, argosuz herhalde bir bölüm çektik. Biraz ırkçı bir bölüm oldu ama. Biraz ırkçı bir bölüm oldu. Benim ağzım bozuktu. Ama yani ya onları çok çekindim ama iyi götürdün. Stüdyo seni havaya soktu bence. Şuna gelmeye çalışıyorum. Daha böyle matematiksel bir bölümde çekebiliriz böyle işin matematiğine girdiğimiz. Evet. Hangi KPI'leri takip edeceksiniz? Neye bakmanız lazım? Daha böyle hazırlıklı bir bölümde çekebiliriz. Özellikle şöyle söyleyelim mi? Finans konusunda yaşadığınız sorunlar, zorluklar vesaire neyse gelin bu abi videonun altına lütfen yorumda bulunun. Biz onların hepsini toplayalım ve evet, bir dahaki bölümde Fırat'la daha böyle detaylı video çekelim. Matematik çekelim. Yani aynen, sorun aşağıya. Mesela geçen gün arkadaşımızın sorduğu gibi şey ne olmalı? Customer acquisition cost'un net profit oranı ne olmalı? Bu tarz sorularımız kesinlikle vardır. Biliyorum var. Hatta şöyle bir şey yapalım. Şubat ayının ikinci haftası da advanced bir Ask Me Anything session yapalım. Tamamen yapalım finans üzerine. Kesinlikle. Moderasyon tamamen bende. Gelen sorular sende. Çok güzel olur. Zorlayabildiğiniz kadar zorlayın. Kesinlikle. Bedava consultancy. Şunu da söylüyorum. Cevap veremeyeceğim çok fazla soru olacak. Çok abilerimiz var. Mesela işte atıyorum Evren abi var. Evet, evet. Londra Fatih Evren abi. Yani mesela Londra Fatih anlatırsın bir daha. Yani sorarız mesela benim çok üstadlarım var. Bilmediğim soruları onlara sorarım. Önden soruları alsak daha iyi olur. Önden soruları alalım. Çok fazla danışmanlık hizmeti alıyorum Türkiye'den. İşte KPMG'den alıyorum, EY'den alıyorum. Abi bu kadar açık çek olamaz yemin ederim. Ekosisteme yani müthiş bir açık çek verdik. Ne konuda neye eksiğiniz var ve hangisini kimden iyi alırsınız onu sorabilirsin. Onu sorabilirsiniz. Ben size elimden geldiğince doğru yönlendirmeye çalışırım. Finans önemlidir arkadaşlar. Çünkü paranın akışını yönetir. Ama bak growth da önemli. Growth da müşterinin akışını growth yönetir. Growth da müşterinin akışını yönetir. İkisi birbiri olmadan olmaz. Şöyle ben pazarlama olarak bakmıyorum. Uçtan uca funnel'ı yönettiğim için ki o funnel'ın yok içinde product yani müşteri deneyimi de olduğu için. Ama şuna gelmeye çalışıyorum. Her zaman ben artık pazarlama departmanının self-standing olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Bence siz growth, büyüme departmanısınız. Kesinlikle. Bunun da artık böyle konumlanması gerektiğini düşünüyorum. Pazarlama dediğimiz zaman aklımıza çok başka bir şey geliyor. Growth dediğimiz zaman aklıma data geliyor benim açıkçası. Ve finansla böyle kol kola çalışan bir departman geliyor. Pazarlama denince abi event yapacağız şu kadar para ayarla diyen departman geliyor aklıma. Çok da ciddiye almıyorum açıkçası onu. son şunu da söyleyelim. Hep seninle konuşuyoruz kapatmak için. Çok diyecekler ki bu adam pazarlamacı değil ne konuşuyor. Content marketing'in ben öldüğünü düşünüyorum. Ne senin için daha önemli? Yani tabii ki target'ı data marketing benim için daha önemli. Hı-hı. Yani content marketing dediğimiz şey biz content yazalım eninde sonunda birileri bize ulaşır. Google'dan ulaşır. SEO'dan gelir vesaire. Blanket message'lar yayınlayalım. Herkes aynı mı? Hayır abi bunlar öldü. Günümüzde artık böyle şeyler yok. Günümüzde targeted hatta açın izleyin Cambridge Analytica'nın ne yaptığını individual'a kadar bireye kadar targeted marketing var. Bu yapılabilirken ve bu öyle çok costly bir şey değil elinizde data varsa yapıyorsunuz data da zaten acquire edilebilir. Yani şöyle bir şey var. Cambridge Analytica'dan yola çıktığımızda o zaman 2016'da o videoda onu da bu videonun altına ekleyeceğim. CEO'su şunu söylüyor. Hani klasik pazarlama demografik dataya göre yapılıyor. Doğru. Ama dataya bağlı bir pazarlama psikografik dataya göre yapılıyor. Yani sizin intentiniz, duygu durumunuz vesaire birçok parametre yani direkt olarak bizi herhangi bir listede tanımlayamayacak bir şey üzerine yapılıyor. Son bir şey daha eklemek istiyorum. Content tarafında. Şimdi Google'da zaten doğru arama yapıp doğru içeriğe ulaşmak bence bir yetenek. Tabii ki. Onun herkese dışında çöp SEO yapabilen çok fazla evet var. Amerika'da bir podcast'te dinlemiştim. Şirketin adı aklıma gelmiyor ama CMO'su şunu söylemişti. Bizim growth channel'ımız LinkedIn'de
premium kontentlerimizi direkt olarak reklamla hedefleme demişti. Çünkü neden? LinkedIn'deki bütün parametreleri kullanarak direkt olarak target audience'a kendi içeriklerini göstererek büyüyorlar. Okay. Yani kendi aslında kaderini orada Google'a bırakmıyor. Çünkü şu var. Şey. Talk to customer'da hep şunu anlatıyorum zaten. Müşteriniz eğer herhangi bir şey konusunda bir sıkıntı çekiyorsa bu bilgiyi nereden ediniyor? Ve özellikle sizin personanıza baktığımızda finansçılar gidip Google'dan bir şey aramıyor. Ne arayacağım? Vaktim yok. Yani. O yüzden benim senin önüne sürekli düzenli olarak düşmem gerekiyor. Bir de demografi niye çalışmaz? Yani çok basit gidelim yani 25-35 yaş arası beyaz yakalı, Mersinli. herkes aynı mı? Yani bu saydığım demografiye sahip birkaç şey kriter daha koyarım ama bu kümenin içine topladığım herkesin değer yargıları, bir ürünü satın alırken baktığı şeyler Serkan'la aynı mı? Bence değil. Yani o yüzden psikografik'e gitmek zorundayız. Boşa toplamıyorlar arkadaşlar o Facebook datanızı, Instagram datanızı vesairenizi. Bir WhatsApp goy goy yapar mıyız biz de bir ara? Aynen. Aynen. O zaman burada sonlandıralım. Arkadaşlar çok teşekkürler. Serkan Fırat, çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ne tekrardan demek? Çok her teşekkür zaman. Ederim. Pragmatic Growth Show'da Fırat'la birlikteydik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Bizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Desteğinizi rica ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşçakalın.